AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte partisinin il binasında kameralar karşısına geçip gündemi değerlendirdi. Angı, konuşmasına ilk olarak deprem bölgesine seferber olan tüm Konya halkına teşekkür ederek başladı. 7'den 77'ye bu şehirde yaşayan herkese şükran borçluyuz. Huzurlarınızda değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e özel bir teşekkür etmek istiyorum. Bütün ilçe belediye başkanlarımız hakeza, tüm sivil toplum örgütlerimiz, odalarımız, borsalarımız, sendikalarımız, iş adamları derneklerimiz. Teşekkürler Konya, elinden gelen gayreti ortaya koyan bir Konya. Başkan Hasan Angı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 40 bin civarında vatandaşın Konya'da misafir edildiğini açıkladı. 36.500'ler civarında Konya'mıza bölgenin tamamından gelmiş misafirlerimiz var. Bu muhtemelen 40 bin civarı. Çünkü bir kısım kendi imkanlarıyla gelmiş, kendi akrabalarına yerleşmiş veya yardımsever kardeşlerimizin ev imkanlarını bulmasıyla beraber yerleşmiş kardeşlerimiz var. Bölgenin hala göç aldığını hatırlatan Angı, ihtiyaç duyulması halinde Konya'ya konteyner kentin kurulabileceğini söyledi. İhtiyaç halinde illerde de belirli bölgelerde bu insanları yani yurt ortamından ayrılmak isteyenler olabilir. Yerleştiği evlerden yani süre uzuyor deyip ayrılmak isteyenler olabilir. Yani onların misafir edilebilecekleri konteyner mahallelerine sanki ihtiyaç olacak gibi bunun değerlendirmeleri yapılıyor. Başkan Angı, Konya'da ev kiralarının deprem sonrası fırsatçılar tarafından artırıldığı yönündeki iddialara bakın ne cevap verdi. Bir şey duyuyorsak, bir dakika arkadaş ya, insanlık bu kadar mı yere düştü diyebilmeliyiz. Gerekirse bu tür insanları afişe etmeliyiz. Toplumda bilsin ya bunun ciğeri kaç okka, değeri ne? Yani itibarsızlaştırılması gerekenler varsa bunlar. Yoksa onca fedakarlığı yapıp güzel işler yapan insanların yaptıkları görünmez hale gelecek. Bir diğer konu başlığı ise Konya'daki riskli yapılar. Kentte 50 yaşını doldurmuş çok sayıda riskli yapının olduğuna dikkat çeken Angı, mevcut yapı stoğunun yeniden gözden geçirilmesini istedi. Yani burada tüm belediye başkanlarımız büyük bir hassasiyette yeni dönemi yönetecekler. Burada vatandaşla oturup çözümler üretebildiğimiz bir mekanizmayı işletebilmek lazım. Önümüzdeki dönem tüm Türkiye'de tüm yapı stoklarını gözden geçirilip öncelikler sıralamasına göre de bu dönüşümü yürütmek zorundayız. Yani Konya olarak da bunu yapmaya mecburuz açıkçası. Ve maçlardaki hükümet istifa sesleri. Angı, futbola siyaseti karıştırmak isteyenleri sert bir şekilde eleştirdi. Ya bir acı yaşanıyor. Bu acı için devlet tüm gücüyle orada. Hükümet istifa etse ne olacak? Kim gelip de oradaki bu sancıları, sıkıntıları ortadan kaldıracak? Farkındalar mı? Yok beyefendiler. Oradan bağırınca Türkiye'de her şey yoluna girecek sanki. Spora siyaset bulaşırsa arkadaşlar, spor spor olmaktan çıkar. Başkan Hasan Angı, 28 Şubat postmodern darbesinin 26. yıl dönümüne vurgu yapıp Erbakan Hoca'yı rahmetle andı. Ülkemiz bu tür zorlukları bir daha yaşamasın inşallah. İyi bir bilim adamı olmanın yanında milli bir siyasetçi kimliğiyle bu mücadeleyi yürütmüş o güzel insanı da rahmetle anıyoruz. Bakın rahmetle anabildiklerimiz var. Arkasında rahmet dileyemediklerimiz var.